Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS tarih denemesi çözmeye devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuza deneme çözümümüze başlayalım. Türklerin kullandığı takvimlerinden hangileri güneş yılı esaslıdır demiş. Baktığımız zaman 12 hayvanlı hicri ve rumi takvimi vermiş. Arkadaşlar Türkler tarih süreç içerisinde 12 hayvanlı Türk takvimini, hicri takvimini, celali takvimini, rumi takvimi, ve milade takvimi kullanmışlardır. Bunlardan sadece e, ay yılı esası olan nedir? Hicri takvimdir. Diğerleri nedir? Güneş yılı esasıdır. Burada cevabımız ne oldu? 1 ve 3 olmuş oldu. 12 hayvanlı ve Rumi takvim. Güneş yılı esasıdır. Hicri takvim ay yılı esasıdır. 2'ye geldik. Türk sanatında sanat dallarından hangileri İslamiyet'ten sonra önem kazanmıştır? Diyor. Bakalım dokumacılık heykel hattı vermiş. Arkadaşlar Türk sanatında dokumacılık ve heykel İslamiyet'ten önce de var olan bir sanat dalıydı. Bunlar İslamiyet'ten önce de vardı dokumacılık ve heykel. Ancak İslamiyet'ten sonra ne gelmiştir? Hat gelmiştir arkadaşlar. Hat güzel yazı yazma sanatıydı. Bu sanattan kitap, levha ve mimari sisteme de yer alınmış oluyor. Burada cevabımız yalnız 3 olmuş oldu. Üçüncü sorumuza geldik. Ne diyor? Yukarıda özellikleri verilen Türk İslam Devleti aşağıdakilerden hangisidir? Demiş. Bakalım. Oğuzların üç ok kolunun bayındır boyuna mensuptur. Karayülük Osman Bey tarafından kurulmuştur. Ankara Savaşı'nda Osmanlı'ya karşı Timur Devleti'ni desteklemiştir. 1473'te Osmanlı, Osmanlı ile yaptığı Otluk Birlik, Otluk Birlik Savaşı'nı kaybetmiştir. 1502'de Safevi hükümdarı Şah İsmail tarafından yıkılmıştır diyor. Bu devletimiz arkadaşlar kimdir? Akkoyunlu devletidir. Burada cevabımız A şıkkı olmuş oldu. Dörde geldik. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı devletine Akdeniz'de üstünlük sağlayan ve yıl dönümü günümüzde donanma günü olarak kutlanan olay hangisidir demiş. Arkadaşlar Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı devletine Akdeniz'de üstünlük sağlayan ve yıl dönümü 28 Eylül'dür e, donanma günü olarak kutlanan olay Preveze Deniz Savaşı'dır. Bu deniz savaşında Osmanlı donanmasında e, başarıda bulunan kimdir? Barbaros Hayrettin Paşa'dır. Burada cevabımız ne olmuş oldu? Preveze Deniz Savaşı olmuş oldu. 5'e geldik. Osmanlı Devleti'nin duraklama döneminde imzalamış olduğu anlaşma özellik eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Demiş. Bakalım. Ferhat Paşa Osmanlı Devleti'nin doğuda Engeli sınırlara ulaşması doğru. Bucaş, Osmanlı Devleti'nin batıda en geniş sınırlara ulaşması doğru. Zitvatorok, Osmanlı Devleti'nin Avusturya üzerindeki protokol üstünlüğünü kaybetmesi doğru. Kasışir'in, bugünkü Türkiye-İran sınırının büyük ölçüde çizilmesi doğru. Karlofça, Rusya'nın İstanbul'a daimi elçi bulundurabilmesi yanlış. Arkadaşlar, Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1700 tarihinde imzalanan anlaşmayla, 1700 İstanbul Anlaşması ile birlikte İstanbul'da daimi elçi bulundurabileceği ifadesi yer almış oluyor Karlofça ile. Karlofça anlaşması ile değil bu durum. Cevabımız ne oldu? E şıkkı olmuş oldu. Osmanlı Devleti'nde padişahlar bir takım mahlaslar kullanmıştır. Aşağıdaki padişah mahlas eşleştirmeden hangisi yanlıştır? Demiş. Bakalım. 2. Mehmet Avni mahlasını kullanıyor. Doğru. 1. Süleyman yani Kanuni Sultan Süleyman Muhibbi. Doğru. 3. Selim İlhami mahlasını kullanıyor. Doğru. 3. Ahmet Necip. Doğru. Sultan Reşat Muradi mi? Hayır. Arkadaşlar Muradi mahlasını kullanan kimdir? Dördüncü Murat'tır. Burada cevabımız ne oldu? E şıkkı olmuş oldu. 7'ye geldik. Osmanlı Devleti'ne güzel sanatlar ile ilgili aşağıdaki kavramların hangisinin açıklaması yukarıda verilmemiştir diyor. Baktığımız zaman arkadaşlar el yazması eserleri süslemek ve metnin aydınlatılmasını sağlamak için perspektif olmadan yapılan resme biz ne diyorduk arkadaşlar? Minyatür diyorduk. Minyatür gitti. Buraya da A şıkkını yazalım. Tesip sanatıyla uğraşan kişiye arkadaşlar biz ne diyorduk? Müezzip, müzehip daha doğrusu söyleyemedim. Müzehip deniliyordu. Ciltçilik sanatıyla uğraşan kişiye biz ne diyorduk? Mücellit diyorduk. Bu da gitti. Kağıt süsleme sanatı olmakla beraber özel karışımlı suyun içinde boya serpiştirmesiyle yapılan süsleme sanatına biz ne diyorduk? Ebru diyorduk arkadaşlar. Bu da gitti. Hangisi arkadaşlar yoktur? Kalkma yoktur. Cevabımıza C şıkkı olmuş oldu. Kalkma neydi? Ahşap, taş ve metal üzerine belirli bir desen şekillendirerek açılan oyuklar arkadaşlar. Biz ne diyoruz? Süsleme sanatına kalkma diyoruz. Cevabımız C şıkkı oldu. 8'e geldik. Osman Devleti'nin hukuk sistemiyle ilgili olarak hangisi doğru değildir demiş. Osman Devleti'nin temel aldığı iki hukuk sistemi vardı. Bunlar şer'i ve örfi hukuktur. Doğru. Şer'i kanunları çıkarmak ve yorumlamak işi padişah adına nişancı tarafından yapılırdı demiş. Yanlış. Arkadaşlar. Şer'i kanunları çıkarmak ve yorumlama işi padişah adına ilmi sınıfına mensup olan Şeyhülislam ve kadılar tarafından yapılmaktaydı nişancı değil arkadaşlar. Cevabımız o yüzden B şıkkı oldu. Şer'i hukuk İslam inancına göre düzenlenmiş kurallardır doğru. Örfi hukuk şer'i hukuk kurallarına uymak kaydıyla eski Türk geleneklerinden gelen ve fethedilen yerlerdeki devam eden kurallardan oluşuyordu. Doğru. Gayrimüslimler Osmanlı Devleti'nin hiçbir döneminde mensubu olmadıkları İslam dininin kurallarına uymak zorunda bırakılmamıştır. Doğru arkadaşlar. 9'a geldik. Osman Devleti'nin Tanzimat dönemi padişahları arasında bulunan Abdülmecid döneminde gelişmelerinden hangileri yaşanmıştır diyor. Azınlıklara yerel yönetime katılma hakkının tanınması ıslahat Fermanı ile birlikte olacaktır. Islahat Islahat Fermanı da Abdülmecid dönemindedir. Doğru. 1856. Boğazların uluslararası statü kazanması arkadaşlar 1841. Nedir? Londra Boğazlar Sözleşmesi. Londra Boğazlar Sözleşmesi. Kısaltılmışını yazdım. Bu da Abdülmecit dönemindedir. Abdülmecit dönemini tarih aralığını yazalım şuraya. 1830 ila 1861 yılları arasındadır arkadaşlar. Arazi arazi nizamnamesinin yayınlanması, yayınlanması arkadaşlar. Bu da 1858 1858 tarihindedir. Bakıldığı zaman yine Abdülmecit döneminde Şuray Devleti ve Divan Ahkam Adliyesi'nin kurulması, Danıştay ve Yargıtay arkadaşlar günümüzdeki. Bunun kurulması 1868. Bakıldığı zaman 61 eee Abdülmecit döneminin son e, son ermesi 61'de. 68 Ekim var. Sultan arkadaşlar Abdül Sultan Abdülaziz Aziz dönemindedir. Meclis-i Ayan'ın açılması ise 1876 tarihindedir. Bu kimin döneminde? 2. Abdülhamit dönemindedir bu durumda arkadaşlar. Burada cevabımız ne oldu? Hangisi Abdülmecit döneminde? 1, 2 ve 3 Abdülmecit dönemindedir cevabımızda değişiklik olmuş oldu. Ona geldik. Aşağıdaki padişah ve gerçekleştirdiği yenilik eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır demiş. ikinci Mahmut Mektebi mülkiyenin açılması doğru mudur? Hayır yanlıştır. Bu hangi padişah döneminde? 1800 59 tarihinde Sultan Abdülmecit Abdülmecid arkadaşlar döneminde açılıyor. Cevabımız direkt olarak aşık oldu. Diğerlerine de bakalım bilgi açısından. 2. Abdülhamit döneminde kanun esası ilan ediliyor 1876. Abdülaziz döneminde İslam hukukuna dayalı mecelle hazırlanmış oluyor. 3. Selim döneminde Mühendisane-i Berri Hümayun yani Kara Mühendisanesi açılmış oluyor. 1. Mahmut döneminde de Hendesehane açılmış oluyor. 11'e geldik. Yukarıdakilerden hangileri 1912-13 yılları arasında gerçekleşen Balkan savaşlarıyla ilgilidir? Demiş. Büyük toprak kayıpları yaşanıyor arkadaşlar bu noktada. Doğru. Bağbaali baskını gerçekleşiyor 1. Balkan Savaşı sonucunda. Doğru. Rodos ve 12 adanın işgal edilmesi bu Karp Savaşı ile olmuştur arkadaşlar. Rodos ve 12 adanın İtalya tarafından işgal edilmesi Trabluskarp Savaşı ile Yanına yazıyorum. Trablus. Trablus Karp Savaşı ile olacaktır. Bu gitti. Arnavutluk bağımsızlığını kazanıyor arkadaşlar Balkan Savaşı sonucunda. Doğru. Bulgaristan'ın Doğu Rumeli'yi ele e Rumeli'yi işgal etmesi. Bu da doğru olmuş oldu. Hangileri doğru? 1, 2, 4, 5. Yani e şıkkımız bu noktada doğru olmuş oldu. 12'ye geldik. Almanya'nın Osmanlı'yı 1. Dünya Savaşı'na kendi yanında çekmek istemesinde Osmanlı'nın özelliklerinden hangileri etkili olmuştur diyor. Hammadde kaynakları var. Jeopolitik konumu Osmanlı'nın var, halifelik gücü var arkadaşlar. Almanya bu yüzden Osmanlı'yı yanımıza Osmanlı'yı yanında görmek istiyor daha doğrusu. bu noktadan cevabımız ne oldu? A şıkkı olmuş oldu arkadaşlar. Osmanlı'nın jeopolitik konumu etkilidir. Almanya'nın İngiltere'nin sömürgeleriyle bağlantısını kesmek istemesi etkilidir. Rusya'ya yardım gitmesini e, engellemek bu noktada etkilidir. E, yeni cepheler açarak savaş yükünü hafifletmek istemesi Almanya'nın, Osmanlı e, halifesinin gücünü kullanmak istemesi, Musul Kerkük petrollerinden yaralanmak istemesi, bunlar Almanya'nın Osmanlı'yı yanında görmek istemesinin nedenlerindendir. Cevabımız ne oldu? A şıkkı hepsi olmuş oldu. 13'e geldik. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra kurulan vatanın bütünlüğüyle ilgili çalışmalarda bulunan Kuvay Milliye tabirine tüzüğünde resmen ilk kez yer veren Paris Barış Konferansı'nda Ermeni ve Rumların taleplerine karşı çıkan cemiyet hangisidir? Milli Kongre Cemiyeti'dir arkadaşlar. Milli Kongre Cemiyeti biliyorsunuz ki Doktor Esat Işık öncü isimleri arasında yer alıyor. Kuvay Milliye tabirine ilk kez yer veriyor Milli Kongre Cemiyeti. 14'e geldik. Kurtuluş Savaşı hazırlık döneminde yaşanan gelişmelerden hangileri Amasya görüşmelerinin sonuçları arasındadır demiş. Amasya görüşmelerinin sonucunda İstanbul hükümeti temsiliyetini resmen tanıyor. Son Osmanlı Mebusan Meclisi toplanıyor arkadaşlar bu görüşmelerden sonra. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin kurulması yoktur. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin kurulması arkadaşlar Amasya gelişmelerinden önce yaşanan bir durumdur. O yüzden bunu alamadık. Cevabımız da 1 ve 2 olmuş oldu. Temsil heyeti biliyorsunuz ki Amasya görüşmelerinde Mustafa Kemal, Rauf Orbay, Bekir Sami Bey, İstanbul Hükümeti adına Bahriye Nazırı Salih Paşa katılıyordu. 15'e geldik. 28 Ocak 1920'de Osmanlı Mevluslar meclisinde kabul edilen misak-ı milliye göre yerlerden hangilerinde halk oyuna başvurulacaktır diyor. Bakıldığı zaman Edirne yok. Batum var. Ardahan var. Musul yok. Erzurum yok arkadaşlar. Misak-ı Milli'ye göre evli Selasi dediğimiz bakın buraya yazıyorum. Kars, Ardahan ve Batum. Buralarda halk oylaması var. Başka arkadaşlar Batı Trakya. Batı Trakya. Bakın ÖSYM Doğu Trakya der. Hayır. Batı Trakya'da arkadaşlar halk oylaması başka arkadaşlar. Bu da bir de Arap toprakları. Arap topraklarında halk oylaması na başvurulacaktır. Misak-ı Milli'ye göre Karsar'dan Batum, Evli-i Batı Trakya ve Arap toprakları arkadaşlar. Bunları lütfen unutmayalım. Yani burada cevabımız 2 ve 3 olmuş oldu. A şıkkı. 16'ya geldik. Ne diyor? Sorumuz da biraz uzunmuş. Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de Ankara'da açılmıştır. Büyük Millet Meclisi bir yandan yurdun düşman işgalinden kurtarılması için çözüm yolları ararken diğer yandan da yeni devletin kurulma çalışmalarını yürütüyordu. Ancak ilk açıldığı dönemlerde meclisi en çok meşgul eden sorun yurdun çeşitli yerlerinde çıkan ayaklanmalardı. Aşağıdakilerden hangisi? Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmaların nedenleri arasında yer almaz demiş. Osmanlı hükümetine ve itilaf Devletleri'nin milli mücadelenin padişah ve halifeye karşı yapıldığı şeklindeki propagandalara etkilidir. İrşat heyetlerinin faaliyetleri yanlış arkadaşlar. İrşat heyetleri Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından oluşturulan bir heyettir. Bu heyet e, bu heyetin amacı neydi? Halkın milli mücadeleye karşı e, ayaklanmasını engellemekti e, heyetleri İstanbul hükümeti arkadaşlar tarafından kurulan nasihat heyetlerine e, karşıdır. E, nasihat heyetleriyle karıştırılmamalıdır. E, burada cevabımız B oldu. Azınlıkların ayrı birer devlet kurma hedefleri, İngilizlerin boğazların her iki yakasına yerleşmek istemeleri, Kuvay Milli Birlikleri'nin bazı bölgelerde disiplinsiz davranışları, halktan zorla para, yiyecek ve silah toplamaları, e, bu çıkan ayaklanmaların nedenleri arasında gösterilebilir. 17'ye geldik. Hangisi Türk ordusunun Sakarya Nehri'nin gerisine çekilmesinin sonuçları arasında yer almaz demiş. Meclis'in Kayseri'ye taşınması gündeme geliyor arkadaşlar. Doğru. Batı cephesi ikiye ayrılıyor mu? Hayır. Arkadaşlar Batı cephesinin ikiye ayrılması ifadesi Ali Fuat Cebesoy komutasında bulunan Kuvay Milli Birlikleri ile gerçekleştirilen Gidis Arkadaşlar Gidiz Muharebesi'nde olacaktır bu durum. Cevabımız değişik oldu. Tekalifi Milli Emirleri yayınlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkomutanlık Kanunu çıkarıyor. Düzenli ordunun dağıtılarak tekrar Kuvayi Milli Birlikleri'nin kurulması gündeme gelmesi de bu Kütahya Eskişehir Savaşları'ndan sonra Sakarya Nehri'nin gerisine çekilmesiyle birlikte ortaya çıkacak durumlar arasında yer almaktadır bu durum. 18'e geldik. Mustafa Kemal Paşa aşağıdaki söylemlerinden hangisini diğerlerinden daha önce söylemiştir diyor. Bakalım. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Arkadaşlar bunu Mustafa Kemal Sakarya'da. Sakarya Meydan Savaşı'nda söylüyor. Sakarya Meydan Savaşı'nın tarihi 1921. Siz orada sadece düşmanı değil milletin makus talihinde yani kör talihinde yendiniz arkadaşlar. Bunu nerede söylüyor? 1921 2. Yunanlı Savaşı. 2. Yunanlı Savaşı'nda. Size ben savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum sözünü Mustafa Kemal 1915 tarihinde Çanakkale Cephesinde söylemiştir. Çanakkale. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri. Bunu 1922 tarihinde Büyük Taarruz'da söyleyecektir. Geldikleri gibi giderler giderler sözünü ise 1918 tarihinde arkadaşlar İstanbul'a gelişinde Mustafa Kemal İstanbul'a gelişinde söylüyor. Biliyorsunuz ki itiraf devletleri İstanbul'u işgal ediyordu. İşgal ettikten sonra Mustafa Kemal ne demiştir? Geldikleri gibi giderler demiştir 1918 tarihinde. Şimdi tarihlerini verdik. Hangisi daha önce gerçekleşmiş? C şıkkında yer alan size ben savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum. Çanakkale cephesinde 1915 tarihinde arkadaşlar söylemiştir Mustafa Kemal bu sözü. 19'a geldik. Milli Mücadele döneminde ilk Maarif Kongresi Hangi ilimizde ve hangi yılda düzenlenmiştir diyor arkadaşlar. Maarif Kongresi Ankara'da 1921 tarihinde. Eskişehir-Kütahya Savaşı devam ederken e, düzenleniyor. Ve Mustafa Kemal'in de e, bu savaş döneminde böyle bir kongrenin düzenlenmesi ile birlikte eğitim, öğretme ne kadar önem verdiğinin de kanıtıdır. Ayrıca e, ilk Maarif Kongresi Ankara'da 1921 tarihinde düzenleniyor. Darül Muallimin salonunda düzenleniyor arkadaşlar. 20'ye geldik. 19 Nisan 1925 tarihinde sanayi işletmelerinin finansman ihtiyacının karşılanması, eski Osmanlı devlet işletmelerinin işletilmesi ve modernleştirilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından kurulan ve 1933 yılında mal Sümer Bank'a devredilen banka hangisidir? Arkadaşlar soru paragrafında verilen özellikler sanayi ve maden bankasıdır. Bununla ilgilidir. İş bankası biliyorsunuz ki 1924'te ilk özel bankadır. Zira Ziraat Bankası 1888 2. Abdülhamit dönemindedir. Halk Bankası arkadaşlar 1907'dedir. 37. Emlak ve Eğitim Bankası da 1926'da kuruluyor. Sanayi Maden de 1925'te kurulmuş oluyor. 21'e geldik. Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşanan gelişmelerinden hangilerinin sonucunda istiklal mahkemeleri kurulmuştur diyor. İstiklal Mahkemeleri, Şeyh Said İsyanı ve Mustafa Kemal Paşa suikast girişimi ile birlikte kuruluyor. Kubilay olayında divanı divanı harp arkadaşlar. Harp Mahkemesi e, ne yapmıştır? Kurulmuştur. Menemen olayında, Kubilay olayında. Cevabımız da 1 ve 2 oldu. İstiklal Mahkemelerini soruyor. 22'ye geldik. Yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisini hızlandırmıştır diyor. Sonbahar-Ekim bunalımı, Meclis hükümeti sisteminin getirdiği güçlükler, Lozan Anlaşması'nın imzalanmış olması, devlet başkanı sorununu çözme düşüncesi bunlar. Biliyorsunuz ki arkadaşlar, Cumhuriyet'in ilanı ne yapmıştır? Hızlandırmıştır. Atatürk'ün laiklik ilkesi hangisiyle çelişmez demiş. Atatürk'ün laiklik ilkesi herkesin istediği dini seçmesine çelişmez. Herkesin vicdan özgürlüğünün olması çelişmez. Devletin dini hayatı kontrol altına alması çelişir kişinin özel hayatında serbestçe ibadet edebilmesi çalışmez arkadaşlar. Burada cevabımız ne oldu? Değişikli olmuş oldu. Yani herkes dil, ırk, e, herkes dil, ırk arkadaşlar. Renk, cinsiyet, siyasi düşünce, e, inanç, din, mezhep bunlar gibi arkadaşlar sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde herkes eşittir arkadaşlar. Laiklik ilkesi e, bu saydığımız 1-2-4'te çelişmiyor. 24'e geldik. Biraz uzun soru yine. Bakalım ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi? Atatürk'ün şahsi meselen ve 40 asıllık Türk yurdu düşman esareti altında kalamaz şeklinde nitelendirdiği Hatay sorunu ile ilgili doğru bir bilgi değildir demiş. Hatay sorunun çözülmesiyle milli mücadelede Güney cephesindeki askeri müdahale e, mücadele sona ermiştir diyor. Yanlış arkadaşlar. A şıkkında yer alan bu ifade doğru değildir. Zira milli mücadele döneminde güney cephesinde askeri mücadeleler batı cephesinde kazanan kazanılan Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra Fransa ile 1921 tarihinde imzalanan Ankara Anlaşması ile ilgilidir. O yüzden cevabımız direkt olarak aşık oldu. Diğerlerine de bakalım bilgi açısından. 22 1921'de imzalanan Ankara Anlaşması'na göre Hatay Suriye sınırları içinde kalacak ve burada özel bir idare kurulup Türklerin kültürel yapılan yapılarına dokunulmayacaktır. Doğru. Milletler Cemiyeti'nin oluşturduğu bir komisyon Hatay'da incelemeler yaparak Türkleri destekleyen bir rapor. Bunun adı neydi? Sandler raporu hazırlanmıştır. Doğru. 2 Eylül 1938'de Hatay Türk Devleti kurularak Devlet Başkanı'na Tayfur Sökmen, Başbakanı'na Abdurrahman Melek seçilmiştir. Doğru. Hatay Türk Devleti Meclisi 1939'da toplanarak ana vatana katılmayla, katılmayı oy birliğiyle kabul etmiş. Böylece Hatay 1939'da 30 Haziran tarihinde ana vatana katılmıştır arkadaşlar. Bunlar doğrudur. 25'e geldik. Biraz yaklaştıralım. Hangisi İsmet İnönü dönemi gelişmeleri arasında yer almaz demiş. Çift dereceli seçim sisteminden tek dereceli seçim sistemine geçiliyor arkadaşlar. 1900 kaç yılında? 46. Doğru. Meclis Tahkikat Komisyonları'nın kurulması bu kaç tarihindeydi? 1960. Arkadaşlar 1960 Demokrat Parti zamanındadır. Cevabımız direkt olarak B şıkkı oldu. İsmet İnönü tarih aralığı 1938-1950 yıllar arasında kapsamaktaydı. Köy enstitülerinin açılması 1940'tadır. Milli Koruma Kanunu'nun çıkarılması 1940'tadır. mallık vergisinin çıkarılması 1942 tarihindedir. Bunların hepsi İsmet İnönü zamanında. Meclis Tahkikat Komisyonu 1960 Demokrat Parti zamanındadır. Yukarıda kararlar, yukarıdaki kararlar 2. Dünya Savaşı sürecine ilişkin toplanan konferansların hangisinde alınmıştır diyor. Bakalım. Almanya silahsızlandırılacak. Almanya'yı destekleyen İspanya kurulacak olan e, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na alınmayacak. Almanya'yı destekleyen İspanya arkadaşlar alınmıyor. Almanya savaş tazminatı ödeyecek. Bunların hepsi hangi konferanstaydı? Potsdam konferansındaydı arkadaşlar. Cevabımız değişik oldu. Son sorumuza geldik. Yukarıdaki anayasaların hangileriyle ülkemize parlamento iki meclisten oluşturuldu diyor. 1921 Teşkilat Esası, 24 Teşkilat Esası, 61 Anayasası, 82 Anayasası'nı vermiş. Arkadaşlar soru kökünde verilen ve yeni Türk Devleti'nin kurulmasından günümüze kadar ülkemizde uygulanan anayasalardan iki meclisi parlamento içerisine 1961 Anayasası biliyorsunuz oluşturuyor. Arkadaşlar burada cevabımız ne oldu? Yalnız 3 olmuş oldu. Ee, bakıldığı zaman 82 Anayasası ile 1921-24 Anayasalarının da içerdiği gibi Cumhuriyet Senatosu'nun olmadığı tek meclisli sisteme geri dönülüyor arkadaşlar. Burada cevabımız B olmuş oldu. Bu sorumuzla birlikte denememizin sonuna geldik. Arkadaşlar umarım sizler için faydalı olmuştur. E, Hasbel Kader yayınımızı e, Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, abone olmayı unutmayalım. Ee, Instagram adresimiz Furkan Hoca ile Tarih. Oradan da takip etmeyi unutmayalım. Telegram grubumuz var Furkan Hoca ile Tarih'ine. Oraya da gelip arkadaşlar e, kafanıza takılan soruları oradan paylaşabilirsiniz. Diyelim e, videoyu bu noktada bitirelim. E, sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda denemelerde görüşmek dileğiyle. Hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.